Sakarya'da avukatlık hizmetlerinin sunulduğu bir hukuk bürosunu ziyaret ediyor ve avukat Erva Arslan'ı tanıyor ve destekten yoksun kalma tazminatı davasının detaylarını öğreniyoruz. 1993 Sakarya doğumluyum. Marmara Üniversitesi Fakültesinden 2017 yılında mezun oldum. 2013 yılından beri de aktif olarak mesleğin içindeyim. İstanbul'da çalışıyordum. Sonrasında bu senenin başında Sakarya'da aktif olarak Bursa Hukuk Bürosu'nda çalışıyorum. Evet, sizin için, izleyicilerimiz için daha doğrusu spesifik bir konudan bahsedeceğiz bugün. Destekten yoksun kalma tazminatı nedir? Dinleyelim sizi. Destekten yoksun kalma tazminatını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Ölen bir kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması neticesinde destek alanların uğradıkları zararlardır. Hak sahipleri bu maddi tazminat dışında aynı dava içerisinde manevi tazminat taleplerine de bulunabilirler. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Destekten yoksun kalma tazminatının da ilk grubumuz ölenden destek alan herkes açabilir. Ölenden destek alan herkes grubu içerisinde kişinin akrabası olduğu gibi herhangi bir arkadaşı da destek almak şartıyla bu davayı açabilir. İkinci grubumuz ise eş, anne, baba ve çocuklardır. Bu hususta şöyle bir örnek vermemiz yerinde olacaktır. Herhangi bir trafik kazası neticesinde bir babanın vefatı doğrultusunda eşin, çocuklarının baba için bir destek olduğu yasal bir karine, babanın bu hususta yaşamış olsaydı eşine, çocuklarına vermiş olduğu destekler bu davanın konusunu oluşturacaktır. Bu şekilde açıklığa kavuşturabiliriz. Evet, peki destekten yoksun kalma tazminatının kapsamını da dinleyelim size. Şöyle, ilk başta bahsetmiş olduğumuz gibi bu zaten bir maddi tazminat davası. Aynı dava içerisinde manevi tazminat da talep edebiliyoruz. Manevi tazminatın asıl amacı olay nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi. Bu nedenle manevi tazminat belirlenirken kazanın oluş şekli, kusur, tarafların sosyal ve ekonomik durumları değerlendirilmekte. Maddi tazminat için ise borçlar kanunu madde 53'te düzenlenmektedir. Bu kanunda yer verilen hükümler ise şu şekilde sıralayabiliriz. Maddi tazminat kapsamına giren cenaze giderleri, ölüm nedeniyle yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğramış oldukları kayıplar, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri, bunların hepsi maddi tazminat kapsamı içerisinde dahil edilmekte. Evet, destekten yoksun kalma tazminat davasının zaman aşımı ve açılabilecek süresi nedir? Zaman aşımı süresi şu şekilde, zararı ve tazminat hükümlüsünün öğrenilmesine itibaren 2 yıl zaman aşımı süresi. Ancak tazminat hükümlüsü veya zarar sonradan öğrenilse bile her halükarda genel hüküm olarak 10 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Bunun yanı sıra eğer kazaya sebep olan fiil ceza kanununda bir karşılığı mevcutsa bu şekilde ceza zaman aşımı süreleri de 8 yıl olarak belirtilmekte. Şimdi de avukat Egemen Gürses'i tanıyor ve kamulaştırmasız el atma davalarını ve bu davalarda yapılması gerekenleri öğreniyoruz. Merhabalar öncelikle. Ben Egemen Gürses. 1996 Sakarya doğumluyum. 1,5 yıldır bu mesleği yapıyorum. İstanbul Hukuk mezunuyum. Aile mesleğine kaldığım yerden devam ediyorum. Evet. Egemen Bey, Sakarya'da yaşıyorsunuz ve burada tabii ki avukatlık mesleğini icra ediyorsunuz. Burada vatandaşlar sizden ne gibi konularda yardım istiyor? Hangi davalar yoğunlukta? Toplu iptal tescil ve bir hasta kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı davalar ve başta vatandaşlar bu konularda bizlere başvuruyor. Evet, kamulaştırmasız el atmadan bahsettiniz. Konuyu açar mısınız lütfen izleyicilerimiz için? Şimdi uygulamada ve vatandaşlar kamulaştırma ile kamulaştırmasız el atmayı birbirine karıştırabilmektedir. İdare yürütmekte olduğu kamu hizmeti gereği vatandaşlara ait taşınmazlara ihtiyaç duyabilmekte ve bu taşınmazları da bir şekilde edinme, elde etme, kendine geçirme yoluna gitmektedir. Bu metodu uygularken de farklı yöntemlere başvurabildikleri de oluyor. Egemen Bey, kamulaştırmasız el atmadan bahsettiniz. Bize bu konuyu açar mısınız? Kamulaştırmasız el atma, idarenin vatandaşlara ait taşınmazları elde ederken kullandığı bir yoldur. İdare, yürütmekte olduğu kamu hizmetinde kullanması icap ettiği takdirde vatandaşlara ait taşınmazları elde edebiliyor. Buna ilişkinde kanunda bir takım yollar öngörülmüş. Bu yollar arasında kamulaştırmanın yanında kamulaştırmasız el atma da vardır.
Öncelikle vatandaşlar böyle bir durumla karşılaştığında senin kanunun korumalı ve olayın vehametini kavramalıdır. Kamulaştırmasız el atmanın hukuku bulduğu durumlarda vatandaşlar el atmanın önlenmesi, tazminat davaları, zararın giderilmesi ve bedelin tespiti şeklinde taleplerle bulunabilir. Evet efendim, bugün Sakarya'da Gürses Avukatlık Bürosu'ndayız. Değerli bilgileri aldık hukukçularımızdan. Tekrar görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.